seni bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası tamaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zaprak kolay mı? Bacılar darphaneden gelirler galiba. Fakat bitiremezler parayı. Şunlara kavun bir selam vereyim. Kavun girdi beynime, kavun çekti nefsime. Altı üstü bal kavunu, önlü de arkalı şah kavunu. Ah! Toplaya koklaya seç kavunu. Ulan karılar ne sipali saçıyor be. Ulan kimse gafletmeden bir kapayıp şu sipali. Sazları kavun geliyor. Bak şu kadar. Ulan dişi terminatör. Ne topluyorsun paraları? Bana saçtılar kaçılar o paraları. Lan diri diri konuşma be. Sana ne diye saçacaklar? Pembe gacısı. Pembe gacısı. Verirsin o sipalimi. O gacılar bana saçtılar o paraları. Hayranımdırlar. Lan ay yaş keçi. Ne dediğini bilmezsin herhalde lan. Neyine senin hayran olacak bunlar senin? Öyle deme be pembe. Clark Gable gibi adamım ben. Clark Gable ha. Ulan o Clark Gable'ın gay kısmı sana uyar. Böyle de gerisi uymaz canım. Allah'ına yaşı. Sen gelir hala yakışıklı mı sanırsın lan? Ne yani? Yakışıklı değil mi? He! Ulan sen en son ne zaman aynaya baktın? Çok merak ederim ha. Pembe kacı saklı galiba abi. Şu halime bak. Saçlar pişmaniye gibi bembeyaz olmuş. Alın açılmış. Gözlerinin altı torba torba. Bizden de geçer artık be. Aman sen bakma o kıskanç kacıya be abi. Çekemez o seni. Kıskandığından öyle der be. Hala artist gibisin maşallah. Yok be Menekşe. Pembe kacı saklı. Artık yaşlanmışım. Hiçbir kadın bakmaz bana. Olur mu ya? Kimin babası be? Kalk bir kahveye çıkalım. Gör bakalım bütün mahallenin kacıları peşinde kuyruk oluyor mu olmuyor mu ha? Dur be Ferhan. Sen bu abimi bir kahveye çıkar. Pembe kacısı moral bandını bozmuş abimi be. Ben şimdi onun moral bandını düzeltirim. Baba hadi kalk kahveye çıkalım. Peki öyle olsun be. Çıkalım. Hadi. Selam. Selam. Aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum valla. Ferhat seninle bir şey konuşacaktım. Konuşalım Rıza. Hayırdır? Ne konuşacaksın lan? Yunus baba bize bir müsaade edersen Ferhat'la özel bir şey konuşacağız. Gel. Şşş! Mandallama. Bu bünyenin evladı bu bünyeden konuşmasını gizler mi hiç? Aklın alır mı senin? İşte baba salak. Bilmiyor ki.
Ötlen bakalım Rıza, ne yumurt diyeceğim merak ettim ha. Ferhat, sen evlenmek istiyordun ya kardeşim. Ezi işte, bu görmüş olduğun biricik kardeşin bir delikanlılık yapıp seni evlendirecek. Aa, ciddi misin lan Rıza? Ayıpsın. Yalan dediğin şey bizim adresimizi bilmez kardeşim. Kardeşimsin sen benim. Aynen şıp diye evlendirecek seni bu kardeşim be. Allah Allah. Bak sen şu Rıza'ya. Aferin lan. Aferin tabii. Bu Rıza kardeşinizi böyle hor görüp küçümsemeyin Yunus Baba. Cüssemiz küçüktür ama evelallah büyük işler için yaratılmışız be. Vay be. İyi de lan Rıza. Sen bu pembe ablayı nasıl kandıracaksın? Hayatta sultanı vermez bana biliyorsun. Sultan almayacağım ki sana zaten. Almayacağım mı? Ya kimi alacağım? Olga. Olga'yı alacağım. Olga Dimitrova. Bu kim lan? Cennet vatanımıza çalışmaya gelmiş acıcık ecnebi bir vatandaş. Ülkemizde çalışma izni alabilmesi için sahte bir evlilik yapması lazım. Parayla. Git lan. Manyak. Ben de adam yerine koyup dinledim bunu baba ya. Ferhat bir dinleme kardeşim. Ya kız görmeyeceksin. Sadece bir imza atacaksın o kadar. Bir yıl sonra boşanıp hop parayı Indira Gandhi. Lan Rıza, sence bu dediğin şeyi kabul edecek kadar salak mıyım ben? Doğru değilsin. Allah'ım ya. Hadi eyvallah o zaman. Salak ben. Yunus baba sen ne dersin bu işe? Olga ile evlenir misin? Ben para için evlenecek adam mıyım lan? Sadece imza atacaksın. Kadını görmesen bile olur. Ha? Kadın çok çirkin herhalde. Kocasına göstermediklerine göre. Sence çirkin mi bu kız Yunus baba? Allah aşkına söyle. Bu ne ulan? Bu Olga güzellik kraliçesi falan mı? Onun gibi bir şey. Düşünsene Yunus baba. Formalite icabı da olsa böyle güzel bir kız karın olacak. Lan ben bu kızı karı diye koluma takarsam pembe kıskançlıktan çatır çatır çatlar. Aşını bileydin çatlar Yunus baba. Ortasından cart diye böyle efektli mefekli çatlar vallahi. O zaman ne oturuyorsun lan çakal? Kalk gidelim evlenelim şunla. Harbiden büyüksün Yunus baba. Dur ben bir telefon edeyim hemen geliyoruz diyeyim. Ulan pembe gacısı. Demek yaşlıyım ha ben. Demek kimse bakmaz suratıma ha. Görürsün sen. Hay Kazım geliyoruz biz. Evet. Şalenin girdiği anda Bahadır'ın pozisyonu inceleyip. Evet. Evet. Kız Sultan. Bir de Şale. Kız bu Zemra Hanım var ya. Vallahi çok büyük karıdır ha. Çok takdir ediyorum. Ondan sonra bana hiçbir soru sormanıza gerek kalmaz. Şimdi gerçekler zaten ortada. Gerçekler ortada. Fakat herkesin bakış açısı çok da farklıdır. Bak. Şu katlim gelinleri gözünü bile açtırmaz ha. Kız ana, yani iyi bir şey mi yapar? Tabii çok iyi yapar. Lan biz kaynanalar olaraktan. Bu kadının heykelini diksek azdır kızım. Büyük kadın maşallah, canım benim. Yanlışım varsa düzelt abla ama senin de kaynalıkta ondan aşağı kalır yanın yok maşallah. Ne yanlışı bebeğim? Doğrunun hasusunu dersin vallahi. Baksana zavallı Fatoş'a ne çileleri çektirir. Boş verin be sultan, benim için kavga etmeyin. Kız sen çok konuşma da sil bakayım o tavanı. Kontrol edeceğim sonra ha, ona göre sil. Bir tane örümcek ağ kalmasın. Ondan sonra gel yerleri süpür haydi. Abla, çok korkarım. Allah göstermesin, düşüp ölecek Fatoş'um sandalyeden be. Lan düşerse düşsün. Yanındayım Fatoş'um. Düşsün ölsün. Sana yeni kara alırız lan, 0 kilometre. Acinta. Daha ne istersin? İndi. Allah korusun. Tövbe tövbe. Ben aşığım Fatoş'a be abla. Sen aşık değilsin. Değilsin. Bak oğlum aşık olduğun zaman ben sana söylerim. Kızım. Senin şehrinden illallah ya. Allah'tan reva mı be senin bu kıza yaptıkların? Vır vır da vır 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 vır. Vır. Aman be. Semra Hanım'ı dinleyemedim sizin yüzünüzde. Konuş sen canım, konuş. Maşallah. Ne güzel konuşur. Çok güzel insansın Semra Hanım. Şahane! Ödümü kopardın be Ferhat. Allah seni ne yapmasın? Öyle bir de bire çıkılır mı? Ay 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 korkmuş mu benim Şahanem? Ay ay yerim. Lan bir dur, anam gülecek. Ya bir öpeyim be Şahanem, gıdıdan öpeceğim ben onu. Allah Allah, lan dur. Zülfü merkep cilvesi yapma bana. Anam görürse ikimiz de doğmalı kabak gibi oyar, haberin olsun. Yarım saattir burada beklerim be Şahane. Yani bir öpücüğü hak etmedim ben. Doğru söyledin. Hakikaten yarım saattir bekler misin benim burada? Vallahi beklerim Şahane. Ağaç oldum burada.
Hatta bak, çiçek bile açtı. Biraz daha beklesem meyve de verecektim ama sen geldin. Demek beklensin. O kadar çok mu seversin lan beni? Severim tabii. Yarım saat ne ki şahanem. Gerekirse bir ömür boyu beklerim seni be. Ömür boyu bekler misin lan hakikaten? Hayır, gerekebilir de yani ondan sorun. Nasıl gerekebilir şahanem? Anam da bu inat olduktan sonra bir ömür beklemen gerekebilir Ferah. O da doğru ya. Lan Ferah, günün birinde beni beklemekten sıkılıp başkasıyla evlenmezsin değil mi? Yani olabilir, tabii mümkündür. Yani sıkılırsan başkasına da evlenebiliyor. Olabilir. Kovarım lan seni. Başkası yar eder miyim ben seni? Şaka be şahanem, şaka ya. Sensiz yaşayabilir miyim ben? Gel bakayım. Öpeyim be. Maşallah. 40.000 kere maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Ne diyorsun sen şimdi babalık? Evleniyor musun sen Olga? Maşallah, kadın değil, cazibe merkezi mübarek. Babalık! Yunus baba! Şşt, ne oldu? Geldik Yunus baba. Kalk da yerine yat. Çok beğendi beni herhalde. Ne diyorsun bu evlilik konusunda? Kabul ediyor musun? Allah bana çok talep var bu konuda. Her gün evin kapısı benle evlen diyen karıyla dolar taşar Rıza Şahit. Öyle öyle. İlginç. Tabii. Herkes benimle evlenmek ister de ben kabul etmem. Evlenmem için ne kadar verirsiniz siz? $1000. $1000. Geçen gün 2000 verdiler de ben kabul etmem. İşte bak Rıza Şahit. Öyle öyle. Peki 1500 verin. Bak ben size kampanya uyguluyorum. Hemen nişan, Şubat'ta nikah teslim, 3 taksit 2000. Kredi kartı kabul geçmez ama. Ne diyorsun? Yunus baba hep böyle şakacıdır işte, hay Allah. 1500'e bağlayalım şu işi ya. Bir yıl sonra boşanırsınız gider. Bir şey soracağım. Peki bu Olga hanımefendi ne iş yapar? Sonra işin altından bir çapanoğlu çıkmasın da. Ya kendisi şeydir. Nedir? Şeydir. Nedir lan? Söylesene. Kendisi halkla ilişkiler uzmanıdır. Memleketinde okulunu okumuş bu işin. Tabii ya. Kendisi halkla ilişkiler uzmanıdır. Öyle mi? Hayır, yanlış bir iş olmasın da. Peki kabul, yalnız bir şartım var. Şart mı? Nedir Yunus baba? Olga'yı koluma takıp mahalleye götüreceğim. Bu benim karımdır diyeceğim. Herkese avama atacağım. Nikahda mahallede kıyacağız. Ancak öyle evlenir. İyi tamam, kabul. Hadi hayırlısı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Evlilik belgelerini bir an önce hazırlayıp bitirelim şu işi. Tamamdır o iş. Ne? Gir Olga Mustafa, ben kocanın koluna. Hadi mahalleye gidiyorum. Ay gidelim kocacığım. Ayağa kalkın lan tospağlar. Şöyle sıraya geçin. Yengeniz geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bu ne be? Şu karı abi. Maşallah ama. Karı değil lan. Hanımefendi diyeceğim. Bunların kusuruna bakma hayatım. Kendileri hiç senin gibi güzel bir hanım görmemişler. Görmedik valla. Güzellik yarışmasından mı anakladınız Yunus Bey? Allah magandaları. Hayatım şunlara bir merhaba de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Yunus, kim bu gacı be? Olga Hanım yengeniz olacak Muharrem. Sevdik birbirimizi. Evleneceğiz inşallah. Ciddi mi be? Sor. Organizatör ya Yunus baba. Organizatör öyle, öyle. Yanlışım varsa düzelt Yunus baba ama şimdi bu kız seninle mi evlenecek? Beğenemedi ulan dallama. Benle evlenecek tabii. Beni görür görmez cıpkın yemiş orkinosa döndü. Tutturdu illa da evlenelim diye. Benim gibi bir erkek bulabilmek için ta nerelerden gelmiş düşün. Öyle, öyle. Yunus, Amerikalı mı bu? Yok Japon. Putin'in baldızı ulan. Değil mi ulan Rıza? Öyle öyle. Organizatörüme sor. Ciddiyim ben. Şerefsizim. Bir evlenelim. Bunun memleketine bakan olurum ben artık. Ufak salla Yunus baba, yoksa çakozlayacaklar madiden salladığını. Neyse hayatım. Gir koluma, biz artık gidelim. Bay bay. Bay bay. Selim, pembe ablana söyle artık beni unutsun. Yunus baba gerçek bir kadınla evlenir. Allah Allah. Büyük adam bu Yunus baba.
Ben cici anne falan istemem. Ay canım. Oğlum saçmalama. Formalite icabı evlenir. Formalite ne? Ah. Yalancı evlilik yani. Anladın mı aslan oğlum benim? Heh. Baba ya. Ya niye kabul ettin ya? Niye biliyor musun? Pembeyi çatlatmak için. Hmm. Bana hakaret eder yaşlı diye. Yanımdaki fıstık gibi gacıyı görsün de ortasından çatlasın. Ay aklınla bir yaşa be abi. Bak bunu çok iyi akıl etmişsin vallahi. Ettim tabii. Yalnız formalite evlilik yaptığımı bir yerde ağzınızdan kaçırmayın. Yok 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 yok. Yok kaçırmayız baba yani. Ne durursunuz? Hadi hep beraber gidip çatlatalım şu pembeyi. Allah! Allah! Bu ne lan? Nedir bu? Oh, kızıyor nasıl kızı? Sen o türkünün sesini bilerek açarsın değil mi? Kız sen ne ima ediyorsun bana? Doğru söyle bak. Yok vallahi Pembe abla. Ay, ben öylesine açtım sesini. Fatoş sana hediye eder bu türküyü. Yanlışım varsa düzeltin ama bu türkü ablama cuk diye oturdu vallahi. Lan ben de sizin hepinize çok şahane bir türkü hediye edeceğim canım. Bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri. Yedi mi lan hepinizi? Yedi mi lan? Kaçmayın lan. Gel buraya. Gel buraya gelin. Hiç geçeceğim. Açın. Kız ona şaka yaptık be. Açın. Çıkın lan oradan. Çıkın kırmayayım kafanıza. Lan Selim çık şu kapıya bak hadi. Vurmayacaksın ama. Vurmayacağım. Hadi çık kapıya bak. Bunlar bir. Kim lan bu gelin? Olga Hanım şeref verdin. Lan ağzının suyu atmasın. Çekil bakayım. Bu ne be yuh. Demirdim lan. Kendisiyle bir işimiz vardı da. Çatlatma işi. Kendisini ortadan cat diye çatlatacağız da. Evde buyurun. Buyurun buyurun. Oo merhaba Pembeciğim nasılsın? Lan bir yanlış mı görürüm kızım? Lan Yunus Akka değil misin? Bu manki gibi garıyla kurkulan mı durursun lan? Yoksa bana mı öyle gelir? Yok ulan kukuladır ha. Gene kukula. Fazla kırpıştırma gözlerini Pembe abla. Kör olacaksın Allah korusun. Evet kol kolayız. Çünkü kendisi benim müstakbel karım olacak Pembe. Ne dersin bir? Akkat değil mi? Karın mı ulu? Karın mı dedim? Ne dersin be baba? Yanlış mı duyarım? Yo doğru duyarsınız. Evleneceğiz Olga Hanım'la en kısa sürede. Kız Pembe gacısı bak. Benim abimin genç güzel karısı var. Senin genç yakışıklı kocan var mı? Çatlada patla inşallah. Lan bu kız kür mü değil mi canım? Kimin koluna takıldığını görür değil mi kızım? Kızım. Bu kaçtır? 3. Maşallah. Bak matematiği de iyiydi bunun. Öyledir. Rakamlarla arası çok iyi. Dikkat ettiysen kendisi 90-60-90 zaten. Babam seni bırakıp Burus kızla evleniyor Pembe abla. Ne diyorsun bu duruma? Lan ne diyeyim lan bilmem ki şok oldum. Bir yaşıma daha girdi be. Öyle mi? Kaç oldun? 78 mi? Lan yapma be. Tövbe de be. Uyma kız sen ana onlara. Kızım dur sen şimdi beni uyman dur sen. Dur. Bekle. Yunuscuğum, ilk aşkım benim, canım, boyfriendim benim. Lan sen şimdi beni bırakıp bu kızla evlenirsin öyle mi? Yani ama büyük ada edersin ha. Bu kız, oynama. Hiç benimle bir olur mu lan? Olmaz tabii. Olmaz. Bu kız nerede, sen nerede? Olgacığım, olayım. Kalk çığır aşkım. Pembeciğim, sen de gel. Gel, gel kalk.
şöyle bir yan yana gelin bakayım. Allah aşkına bakın. Pembe de kadın, Olga da kadın. Ama birbirlerine zerre kadar benzemezler. Biri fıstık gibi... Ama... Öteki mezarlık mermeri gibi bir şey. Pembe, sen kadın olduğuna eminsin değil mi? Bir yanlışlık yok yani. Bravo. Lan doğru konuşun. Kırarım kafanızı ha. Hayır. Pembe yani sana kadın dersek Olga'ya hakaret olur. Kız. Sana mecburen başka bir şey dememiz lazım. Dişi terminator diyelim biz bebeğe. Lan oynak valiyle. Lan sizi bana sayıyla mı verdiler? Yapma Pembe. Ne yapacağım lan? Ya turist bu gacı be. Hadi Allah be. Allah Allah. Diyecek ulan Sil abim. Al diyecek işte. Evlenir evlenmez Rusya'ya gidip Putin'in elini öpeceğim. Çatmadı patla. Bırak. Gidişiniz olur da dönüşünüz olmaz inşallah ulan. Ulan inşallah çiçeklerin eline düşersiniz ulan. Bir öpücük ver bakayım Olga. Sen beyin. Lan bana bak. Al şu karıyı sınır dışı yap çabuk. Çabuk yap şu karıyı haydi. Haydi yalla yalla. Yalla. İşte gitti gider ter döktüm ex aşkım gitti gider dalar gibi. Gitsin de dönüşü olmasın ama geri gelsin ayırdı ter döktüm ha. Ben artık gideyim Yunus. Gidip çalışmam lazım. Tabii Olgacığım git çalış. Maşallah çok işin var çalış çalış. Memleketimize faydan olur. Ay tabii sizin memlekete çok faydalı olurum ben. Bilsen çok çok faydalı. Haydi görüşmek üzere güle güle. Haydi. Kız, geri gel Olga. Olur. Hep beraber bebek acısını çatlatırız. Baba, ya keşke hiç bulaşmayaydın şu formalite evlilik işine ya. Yani hiç hoşlaşmadım ben bu işten ha. Öyle deme be oğlum. Gariban kızcağız. Altla ilişkiler uzmanıymış. Hmm. Çalışabilmek, üç kuruş para kazanabilmek için gelmiş memleketimize. Garibana yardımcı olduk, fena mı? Bodus olarak da bebeği çatlattık be abi. Daha da olsun lan. En güzel tarafı da bu zaten. Ulan Yunus. Kız ona. Ne olur? Tabii o karılara gibi ne yaparsın sen öyle? Aman be kızım be aklımı aldın be. Kız üdümü kopardın be. Bırak şimdi üdünü büdünü. Ne yaparsın sen öyle aynada? Böyle bir şeyler yapardın kız. Kız kendime bakarım kız yasak mıdır kendine bakmak? Kız ben sana bir şey söyleyeyim mi Sultan? Söyle bakayım. Kız bana bak. Ben aslında o Rus kız var ya. Ben ondan daha güzelim. Bak bak şimdi ben bir öpücük atıyorum. Maşallah kız çok güzelim ha. Nazar değil misin bana? Güldürme beni be ana. Kız ana. Çok güzel kızdır o kız Allah için. Hem sen ona göre bayağı bir kart kaçarsın. Çekemez karı benim güzelliğimi iftira atar bana. Kız taş çatlasın 3 yaş büyüğüm ben o karıdan. Ne? 3 yaş mı? Kız ana. Küçül de cebime gir. Nerede baksan 20 yaş büyüksün onu. Yuh deve. Kuru iftiraya bak. 20. Yok 50 yaş büyüğüm canım. Büyüksün tabii. Kız ana. Hükümet seni yaşından 6-0 atmaya hazırlanır. Sen hala yaşlı değilim densin be. Demek ki benim yaşımdan 6-0 atacaklar ha. Sen görürsün kız. Görürsünüz lan hepiniz. Kendime bakacağım. Yunus'u o Rus karısına kaptırmayacağım. Kaptırırsam aha bana da bebe demesinler. Sultan! İyi kıvır kız! Kıvır! Şşş! Zırlaşma be! Ben artık önemli bir adam sayılırım. Uzak dur bakayım. Lan Yunus'cum ne kaçarsın be? Gel şöyle acıcık yamacıma. Korkma lan yemem seni be. Kemik acısı dayanamaz seni cazibene be abi. Ama biraz geç kaldı tabii. Kuş uçtu bembe uçtu.
Hakkı abi. Hoş geldiniz Hakkı abi. Hoş bulduk. Değil mi abi? Şerefler. Efendilerim çok olsun aslanım. Ne oluyor be? Kim bu? Yanlışım varsa düzelttin ama mafya babası falan herhalde. Kızım da bize şöyle güzel bir masa yaptı. Bu gece baba kız karşılığı değil mi içeriz? Tabii Hakkı abicim. Sen emret abicim. Emret abicim. İşte bak konuşmamız var burada. Kalk. Hakkı abi kaldı. Parmak sızak burada. Mafya babasıdır kendisi, tamam mı? Hadi hadi. Hadi. Efendim buyurun. Abi buyurun. Garson al bakayım sen şunları. Hem. Hoppa. Garson evladım. Oğlum. Hakkı abini masasını donatın. Hop. Al bakayım sen şunları. Mezenenin en iyisinden, içkilerin en alasından getirin. Buyurun. Buyurun Hakkı abi. Ay çok hoş. Hoş mu? Neymiş o hoş olan bakayım? Şey, şu adamın keman çalması diyorum. Çok hoş da, çok hoş çalıyor. Keşke ben de çalabilsem. Allah Allah. Sen keman mı çalmak istiyorsun? Hiç söylemedin bana. Ya tabii baba. Yani hep çalmak istemiştim ama aslında şu adam bana ders verse ha, çok güzel olur. Hemen başlarım keman çalmaya. Üf be, ateş bastı beni Yunus'cum. Hiç boşuna debelem efendim. Beni öyle frikiklerle baştan çıkaramazsın. Olga varken suratına bile bakmam ben. Bak, bak Yunus'cum. Görürsün lan sen, fıstık gibi olacağım. Peşinde seni kuyruk gibi dolaştırmazsan bana da pembe demesinler. Haydi, step canım, step. Şimdi sağ ayak, tempo, tempo. Kız kürketisi yapamıyorsun, kaldır poponu kız. Step canım, git haydi. Git bir ana ya. Devam. Tempo. Allah Allah, kahretsin bizi bir de. Ay, güleceğim kulak. Kafayı yemiş bunlar be baba. Kırlatmışlar be. Yunus'cum, bak sinir için zayıflarım canım. Ulan çatlak karı, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Şu haline bak be, talimli maymunlar gibi bir aşağı bir yukarı kıvranırsın. Öyle deme lan canım. Bak sinir için zayıflayacağım, ince bir 50 çay bardağı gibi olacağım. Abi ne yapsın lan seni gibi kalp karıyı pembe? Kıçını yırtsan da nafile. Abim gepe geç, çillop gibi yabancı karıyla evlenecek. Kız öyle deme oynak. Burada yerli malı dururken gidip o iter karıyı ne yapsın abin? Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yel değil mi Yunus'cum, eks aşkım? Senin son kullanma tarihin geçmiş be pembe. Değirlenmeyelim sonra. Eşya be baba, yine oturttun lafı. Lan beynim. Son kullanma tarihim geçir mi ulan? Maşallah ulan, kütür kütür taş gibi karıyım değil mi kız sultan? Öyle öyle. Taş ne kelime be? Maşallah mermer mermer. Mezarlık mermeri ama. Ulan lan sen bunları bana mı diyorsun? Komiserim. Geç, 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 geç. Şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Kahpo iki olumları,
bu hayvan kopilleri böyle böyle dövdüler. Ya, ya komiserim, asıl biz şikayetçiyiz. Susun! Susun! Tamam, sustuk. Ne bağırıyor? Efendi gibi söylesene şunu. Biraz medeniyet ver. Medeniyet ver. Sen ey kafan, ulan herifi göremiyorum. Lan sen ne arıyorsun bu adamın sırtında? İbibik, insen aşağı. Aa, çok pardon. Kavgada sırtına çıktım da öyle dalmış kalmışım burada. İnsan bir uyarır değil mi? Ya ama... Kimle konuşuyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Sen aklıma yarabbim sahip çık. Amin, amin. Gene niye kavga ettiniz? Geç ulan yerine. Müsaade olursa komiserim, orasını ben anlatayım. Hayır, ben anlatayım komiserim. Hadi size her şeyi bir bir. Tamam, izah et. Ama yalan söylemeden izah et. Oo, sizinki de iş yani komiserim. Yalan söylemeden nasıl izah edeyim ama ya? Kolay mı? Olmadı ki yani. Tövbe tövbe. Lan sen benim başıma bela mısın be adam? Pembe. Sen anlat. Şimdi komiserim. Biz sabahına spor yapardık sokakta. Step. Bu Madidin romanları çıktılar. Bizimle maytap giyiştiler. Çıngar çıkardılar canım benim. Doğru mu dedi Yunus? Çok affedersiniz komiserim. Atatürk ne demiş? Ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş komiserim. Hah, yaşa be oğlum. İşte bu pembe karısı zekidir, çeviktir ama ahlaklı değildir komiserim. Hı-hı. Ahlaklı olmayan bir gacıyı da kimse sevmez. Abim doğru söyler be komiserim. Abim göbe geç, çıtır bir kızla evlenir diye bu pembe gacısı kıskanır abimi. Öyle mi? Tabii, kıskanır beni bu cadı karı. Komiserim, Allah aşkına şu benim narin, nazinin bir fiziğime bakın be. Şimdi ya nasıl, Bella Kerda gibi karı değil miyim değil? Evet, öylesin. Bu salak Yunus, benim gibi sarışı bir karıyı bırakıp gitti. Malzemesi bozuk bir karıyla evlidir. Olacak şey midir bu? Karı delirmiş komiserim, delirmiş ya. Anladım pembe, anladım. Şimdi sen Yunus'tan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Yani. Madem ayrılmak istemiyorsunuz, size bir fiyat geçeyim. Sayemde ayrılmayacaksınız bir daha. Ay canım. Gelin bakayım şöyle. Ay canım. Uzatın bakayım kollarınızı. Al canım. Ha. Ay. Aa. Niye? Kelepçeleri kolunuza getirdin mi bir daha ayrılmayacaksınız. Aa, üstüne iyilik sağlık Elif diye. Delirdim tabii. Delirdim. Siz delirttiniz beni. Hadi. At bunları dışarı. Başına komiserim. Hadi dışarı. Gelin. Hadi dışarı. Dışarı. İyi günler. Haydi gel kocacığım. Haydi. Dışarı. Kaçan balık büyük olur derler ya, doğruymuş ya. Gördünüz değil mi? Pembe gacısı beni elinden kaçırınca nasıl çatlar hasetinden. Ay pembeyi senin peşinde böyle köpekler gibi dolaşır gördüm ya abi. Artık ölsem de gam yemem. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim bile içimin yağları eridi. Ah, kapı çaldı sakin. Aliş, bak bakalım kim geldi. Koş aç. Hemen nene. Gördün mü baba? İlk defa duydun ana. Deli. Daha çok eğleneyet pembe gacısıyla. Macuncu fırıldağına çevireceğiz onu inşallah. İnşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ayrola arkadaşlar kim Rıza? Arkadaşlar meşhur baba parmaksız hakkında adamları Yunus baba. Hayırdır? Ders o bir mevzu mu var? Yok yok telaş etmeyin. Hakkı baba seni istiyor. Beni mi? Allah Allah. Ne istiyormuş ki? Korkma Yunus baba ya. Ters bir durum yok ya. Bir gelsin konuşalım demiş hadi. Ben de geleyim ya. Ben tek göndermem evladım. Telaş etme be baba. Gider gelirim şimdi hadi. Ha, hadi. Babalık içini ferah tut. Hakkı baba bir gelsin deriz sadece. İyi peki. Hadi görüşürüz hadi. Hadi. Dikkatli ol be Ferhat. Bir şey olursa ara bizi. Merak etme baba. Ararım hadi. Tamam. Ha Yunus baba. Ya beni de Kazım aradı. Olga'nın arkadaşı. Ya bir gelsin görüşelim dedi. Şu evlilik meselesi için ya. Öyle mi? İyi. Hadi o zaman çıkalım biz de. Ha. Ha. Hadi. 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 Tamam Yunus baba hadi. Büyürsün lan Yunus. Çok güzel olacağım lan. Dibin düşecek beni görünce. Bu ne kız? Dayı, dayı. Aa!
Ablam salata yapmış ama kaplamanın için suratına doğramış salatayı. Lan bittin Hüseyin'im. Kalkarsam senin iflahına kar yağdırırım lan. Kız ana, niye doğradın sen bu salatalıkları suratına? Delirdin mi? Kız salak salak konuşma. Güzel olmak için tabii ki. Güzel olup Yunus'umu Uruz karın elinden alacağım. Ben pempe. Kafama bir şey koydun mu yaparım canım. Abla sen boş ver güzelliği. Şu salataların üzerine biraz yoğurt dökeyim. Cacık yapıp yiyelim. Sultan kızım şu ördek Selim'i bulmaya başla. Benim bu salata işim bitsin. Kaldığım yerden devam ederim ben. Tamam. Sen merak etme. Aa, ölüyorum. Gerekeni yapar. Sultan ölüyorum. Aa. Beni çağırtmasın abi. Buyur. Geç otur delikanlı. Dün gece kızımla meyhanede keman çalışını izledik. Kızım çok beğendi keman çalışını. Öyle mi? Eksik olmasınlar. Kızım da senin gibi güzel keman çalmak istiyor delikanlı. Kızıma keman dersi vereceksin. Keman dersi mi? Evet, ben de senin gibi çalmak istiyorum. Ya çalıyorum eyvallah da ben ders veremem ki. Hoca değilim, bir şey değilim. Ben ne anlarım dersten ya? Dikkat ettiysen verir misin demedim delikanlı. Vereceksin dedim. Bilmem anlatabildim. Zorlama abi. Tehdit mi ediyorsunuz yani? Yok, tehdit demeyelim de şöyle anlatayım ben sana. Şimdi sen enstrüman olarak keman çalıyorsun değil mi delikanlı? Hı, doğrudur abi. Ben de enstrüman olarak şu haleti çalıyorum. Aman abi şunu şu tarafa çek de bir kaza çıkmasın he. Ama bu enstrümanın kemandan farkı hep acılı melodiler çalması güzel. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum abi. Aferin. Akıllı delikanlısın. Şimdi içeri odaya geçeceksiniz. Ve sen kızıma ilk keman dersini vereceksin. Doğrudur abi. Yaşa baba. Yalnız bir yanlışını gördüm. Kızım benim hayatımdaki en değerli şeyimdir ona göre. Yok yok ayıp ettin abi bizde hata olmaz. Sizin şu nikahı hemen kıyalım diyoruz babalık. Olga oturma iznini hemen alamazsa sınır dışı edilecek. Tamam o zaman hemen kıyalım. Yalnız nikahı bizim mahallede kıyacağız. Tabii olur. Yunus baba mahalleye hava atacak da. Bunlar Olga'nın evrakları babalık. Yarına kadar bitirin bu işi. Tamam yarına bitmiş bilsen bu işi. Hadi Olga gir koluma gidiyoruz. Gördünüz değil mi hareketi? Önce şu şekilde tutuyorsun. Parmaklar böyle. Yayı da böyle tutuyoruz. Heh, tutuş bu. Hadi şimdi sizi görelim. Ceyda Hanım. He? Ne dediniz? Olmuyor ki ama böyle. Kemanı izlemeniz lazım. Nasıl olacak bu işler? Ay seni izliyordum ben kemanı değil. Öyle yakışıklısın ki. Allah Allah. Ya ben buraya keman dersi vermeye geldim Ceyda Hanım. Çok rica edeceğim. Biraz ders dinleyin. Peki peki. Kızmayın. Hadi baştan alıyoruz şimdi. Şu şekilde. Dinlemiyorsunuz ki dinleseniz. Hadi şu şekilde. Bu değil bu değil. Böyle. Abla. Abiler abiler dışarıda inanılmaz bir şey var. Gelin. Ne diyorsun lan sen? İşte. Ne bakarsınız ulan hiç mi karı görmediniz? Yanlışım varsa düzeltin ama pembe ablam bu be. Bebe sen misiniz? Benim tabii. Benden başka. Şu mahallede benim kadar erotik bir karı var mıdır? Ne olmuş sana böyle Pepe? Marie Borro gibi olmuşsun şerefsizim be.
Ama o benim yanımda alt etmişler. O benim kesip attım tırnak olamaz. Olamaz vallahi. Yunus Salani dedir canım. Gelsin de dünya gözüyle iyi bir karı görsün. Aa, Olga Hanım geldi. İyi bir karı görsün. Aa, kim bu? Pembe mi? Çekil kız şuradan. Tanıyamadın değil mi canım? Tanıyamadım vallahi. Çok güzel olmuşum değil mi canım? Güzel mi? Papama kaç göz çizsem senden güzel olur vallahi. Muharrem, kalem var mı? Çizeyim de pembe görsün. Lan sen ne anlarsın karıdan? Antropoza girmiş ayı. Neyse, Muharrem. Hı. Söyle bir Yunus. Al bu Olga Hanım'ın evrakları. Bu da benim nüfus cüzdanım. Nikah işlemlerimizi tamamla. Bu akşam nikah kıyacağız ona göre. Tamam. Ne dedin lan? Ben yanlış mı duydum? Yo, doğru duydum. Bu akşam Olga ile evleniriz. Hepiniz davetlisiniz. Ben de, özellikle de sen. Aa. Şahanem. Ferah, nereden geliyorsun lan böyle? Şahanem, sana şahane bir haberim var. Ne oldu lan? Niye sevinirsin böyle? Çok kral bir iş buldum. Ne işin lan? Hani dün gece meyhaneye gelen o parmak sakkı vardı ya, hani mafya babası. İşte onun kızına keman dersi vereceğim. Nereden çıktı lan şimdi bu ders? Aa, sevmedin mi Şahanem? Ekstradan para kazanacağım işte. Hadi gireyim böyle paraya be. Ulbaz olsun öyle para. Ya niye kızıyorsun Şahanem, anlamadım ki ya. Bilmezmiş gibi yapma. O kızın sana nasıl baktığını gördüm ben. Ayaküstü yiyecekti seni böyle. Ya gene başladı şu gereksiz kıskançlıklara Şahanem ya. Ya ne alakası var ya? Sadece ders vereceğim. Lan doğru söyle efendim. Yoksa sen benden sıkıldın mı? Ya aşk olsun be Şahanem. Ben seni beklemekten sıkılır mıyım hiç be? Ölene kadar beklerim seni be. Bak bak. Doğru mu dersin lan Ferah? Ya aşk olsun Şahanem ya. Siz bizi mi seyredersiniz lan? Başka işiniz yok mu lan sizin? Doğru mu dersin lan Ferah? Aşk olsun be Şahanem. Aa, görür müsün lan? Bacaksızlar maytap geçerler bize. Ya bırak Şahanem ya, bırak. Çocuklar oyun oynuyor işte. Ya böyle işte baba. Meğerse kızına keman dersi vereyim diye çağırmış adam. Demek ki çok beğenmiş çalışını be Ferhat. Bugün yeni evladı be. Çalacak tabii. Keman profesörü benim evladım. Keman profesörü diyecektin herhalde. Doğru, o dediğinden. Olga Hanım, nikah kıyıyoruz demek he? Evet, bu gece kıyacağız. Allah'ın emriyle nikah kıyacağız. Peygamberin kavliyle de pembeyi ortasından car diye çatlatacağız. Çatlatacaksın annemi, çatlatacaksın. Cazibeli frene bas azıcık. Kız bana bak. Yunus var ya, bu gece evlenirmiş kızım. Ben son kez onu başta çıkardım, çıkardım. Çıkaramadım. Gider, eks aşkı boyfriendim, dağ gibi adam gider. Kız hanım, hakikaten sever miydin bu kadar Yunus babayı be? Hayla aklım almaz. Sen ne dersin? Benim bile aklım almaz. Boşuna gönül bu dememişler, odada bu kadar kona. Ha benimki de gitti Yunus'un üstüne kurdu. Kız bak böyle nasıl olurum kız? Güzel mi? Yuh! Yani kız hanım. Öyle be. Müsteşar yayın gibi dolaşırsın. Kudurtacağım be herifi. Yaşa kız. Tam da ondan yapacaktım. Hadi canım kaçarım be. Şunu kudurtup Urus karıyla evlenmekten vazgeçirteyim. Hoşça kal canım. Bismillah. Hı? Hayda. Ne olur be. Üstümeylik sağlığa. Bu ne be? Yunus'un. Karı kudurdu, kudurdu. Allah cezanı vermesin pembe. Kız nedir bu kıyafetin lan? Bu karı yakında pavyona düşer, ben söyleyeyim be. Yazık be, hepten tozuttu pembe abla.
Yunuscu, eks aşkım. Gel. Gel seninle çok özel bir şey konuşacağım. Gel lan. Gel. Ne konuşacağım be? Sen gel lan bir şuraya. Gel canım benim. Gel canım benim. Gel canım benim. Söyle şimdi ne konuşacağım? Ay canım, ay canım, ay canım. Aa, delirdin mi be, yapma. Biliyorsun, biliyorsun. Otur canım, otur şuraya. Canım benim, sen neden bize iki tane içki hazırlamazsın yakışıklı? Aa tabii, neden olmasın? Evde azı martinimiz vardı zaten. Almaz mıydınız Pembe Hanım? Tübe tübe. Pembe kacısın. Bırak canım bu pembe dizi ayaklarını da söyle neden geldin. Lan Yunuscuğum, seni şimdi ben evlenerek kaçıracağın şeyleri göstermeye geldim can. Hadi be çatlak acı sen de be. Lan şu. Beni sinirlendirme. Sen benim gibi bir kadını nasıl reddedersin ulan? Nasıl mı? Böyle reddederim işte. Çık dışarı. Allah seni cezanı versin Yunus. Ay! Lan dokunma benim nazik pupuğuma. Bu be. Hadi canım yallah başla kapıya. Görürsünüz lan siz, görürsünüz. Ama akşama nikahıma mutlaka beklerim ha pembe. Kız pembe, mutlaka gel be. Sensiz tadı çıkmaz nikah vallahi. Çak baba. Allah kahretsin Uruz karısını. Olmadı ulan, olmadı. Kız ana ne oldu? Ayarlayamadım Yunus babayı. Lan o uyuz Yunus maldan anlar mı be kızım be? Benim gibi güzel, avalı, davalı, janjanlı karıyı bıraktı gitti Uruz'u peşine gitti. Aa lafını bil, doğru konuş Pembe abla. Aa baba mı benim ya? La sana da baba. Aa baba sen ne? Öldüreceğim mi kızını dur? Dur be. Ay çok şey be. Aman be. Bırakın beni be. Zaten efkarlıyım be. Çabuk git şurada bana bir kağıt kalem getir. Zaten efkar başımı sarmış. Üf. Üf. Al ana. Aferin kız Ayşe. Bu ananı bir tek sen seversin kızı. Ne yapacaksın o kağıtları? Dilekçe yazdıracağım. Otur kızım yaz kız Ayşe şuraya gel yanıma otur şuraya gel. Yaz. Çok sayı. Dışişlerinin bakanlığına. Delirdin mi be abla? Aa daha neler? Hem de bakanlığa yazıyor. Hepten tuzuttan anam he. Susun be bir susun be. Yaz kızım. Sayın de, bakanım de. Ben şikayetçiyim. Ben mahalleden bir baroyu ki onun adı Yunus'tur. Yazıyor musun kız? Yazdım. Ama bir Rus karısı gelmişti. Adı neydi bu kadın? Noktalı virgül. Yunus'umu elimden alır soru işareti. Lütfen bu karıyı sınır dışı edin iki nokta üst üste. Kız ana, sen delendin mi? Böyle dilekçe mi olur ya? La bir susun be, bir susun be! Aklımı karıştırmayın. Yaz kızım. Sayın bakanım, parantez aç. Çok rica istirham ederim. Gerekirse... Bak, bu önemli de, orada önemli de. Rusya'yla ilişkilerinizi gözden geçiririm. Aşk olsun be. Senin için gerekirse alp ilan ederiz Rusya'ya. Gülmeyin ulan, gülmeyin be yaz kızım. Yaz laf dinleme, sayın bakanım. Putin'den rica edin. Bu karıyı Rusya'ya geri çağırsın soru işareti. Kız Ayşe, de şunu. Çekil şuradan sen de. Kız ben ne yapacağımı bilemez oldum. Göz göre göre anam kalkıp gider. Ah Yunus'um, sırma saçlım, badem gözlüm. Neredesin sen? Tamam tamam, müziği bort edin bakayım. Ay, ay dur be. Efendim. Efendim. Yunus ve Olga evlenmek maksadıyla belediyemize başvurmuşlardır. İvan kızı Olga,
Sen bu adamı kocalığa kabul eder misin? Hayır de. Hayır de kız evet. Be. Evet. Evet dedi. Naimoğlu Yunus, sen bu kadını karılığa kabul eder misin? Evet. Ay bana bir şeyler oluyor. Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan buraya kadar Olga. Burada yollarımız ayrılır artık. Evli evine, köylü köyüne. Hadi kalasın selametle. Her şey için çok sağ ol Yunus. Telefonun var sende. Bir şey olursa ararsın. Bir sene sonra boşanma davasında görüşürüz artık. Görüşürüz. Çok sağ ol. Hazırsanız şimdi birlikte şu melodiyi bir etüt edelim. Hadi Ceydan. Başka şeyleri etüt etsek Ferhat'cığım. Çok rica ediyorum Ceydan'ım. Yapmayın, çekin elinizi. Oh. Ben buraya keman dersi vermeye geldim. Oyun açmaya değil. Saçmalama Ferhat. Ben ne yapayım keman dersini? Sırf sana daha yakın olabilmek için yaptım bunu. Seninle baş başa kalabilmek için. Anlıyorsun değil mi? Ya çekil şuradan ya. Ya nereden manyak varsa gelip bizi bulayan. Ben gidiyorum. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Sana aşık oldum, anlıyor musun? Aşık oldum. Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah. Sordun da mı aşık oldun ya? Hem benim sevgilim var zaten. Ben gidiyorum. Gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Ya çek şuradan be. Benim olacaksın Ferhat. Göreceksin benim olacaksın. Oh be Menekşe. Dün gece ne eğlendik ama. Pembe kaçısı bayılmıştı. Ayıltabildiniz mi? Ayılana kadar senin adını sayıkladı be abi. Yunus'um da Yunus'um dedip durdu be. İçine lök diye oturdu karnında. Aynen. Lan Yunus. Lan ayırdık. Senin yanında bir karı vardı canım. Nerededir şimdi göremem. Nerede lan? Karım şeye gitti. Nereye gitti canım? Attalara mı gitti? Memlekete gitti canım, memlekete. Tabii. Memlekete gitti. Putin hastalanmış da onun için gitti. Ben de bunu yedim değil mi? Sen bana baksana. Ben, pempe. Ben bu yalanı yer miyim lan sence? Yemez misin? Yemem. Lan doğru söyle. Girdik gecesi. Sende faaliyet olmayınca karı seni bırakıp Adda'ya kaçtı değil mi canım? Aa çok ayıp ama. Allah canını almasın kız pembe. Edepsizsin sen ya. Lan nane ruhlu karı. Sana faaliyet raporu mu vereceğim lan? Ulan bizi sürmüş. Ulan tedavülden kalkmış ayı. Yedim seni ulan. Boğmaz ulan. Sevgili baba, ben keman öğretmenime aşık oldum. O da bana aşık. Birlikte kaçıyoruz. Lütfen beni affet. Kızım Ceyda. Şimdi görürsün sen Ferhat. Ya işte böyle baba. Meğerse keman dersi falan hikayeymiş. Kızın maksadı başkaymış. Vay zilli karı vay. Kızın babası mafya ya. Babasının korkusundan seninle görüşemeyeceği için keman yalanını uydurdu demek ki. Aynen baba. Var ya sultan aslında hissetmiş de ha. O kızın sende gözü var demişti be. İsteder tabii. Kadın milletinin aklı evvel olur. Her şeyi önceden istederler o. Aliş, oğlum şu kapıyı aç bakayım. Evet baba. Torunum şimdi ne yapacaksın? Ders vermeye gitmeyecek misin artık? Ders mi? Bırak dersi. Suratını bile görmek istemem o karının nene ya. Abi. Bir abla gelmiş seni soruyor. Aa, Allah Allah. Kimmiş ya? Benim Ferhat. Sana kaçtım aşkım. Ne? 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 Ne diyorsun ya? Thank you.
Ceyda. Kızım ben geldim. Ceyda. Neredesin kızım? Odalara bakın. Hemen abi. Hemen abi. Abi şurada bir not var. Ver bakayım. Sevgili baba, ben keman öğretmenime aşık oldum. O da bana aşık, birlikte kaçıyoruz. Lütfen beni affet, kızın Ceyda. Ulan namussuz. Demek kızımı kaçırırsın ha. Yürü. Şerefsizin evine gidiyorum. Neren abi. Abi. Sen manyak mısın be? Ne demek sana kaçtım? Ne yapayım, başka çarem yoktu. Seni çağırdığına bile bakmadan beni terk edip gittin. Sen ne diyorsun kızım ya? Hı? Deli misin sen ya? Ne terk etmesi? Ya sanki 40 yıllık sevgiliymişiz gibi konuşuyor bu baba ya. Tamam, sakin ol Ferhat. Dur be. Konuşur hallederiz şimdi. Bak kızım, şimdi sen. Ferhat! Amcam Ferhat! Eyvah, esas şimdi mahvoldum ben. Dur be! Doğru imiş kız hanım. Kaçırmış getirmiş kızı Özdük. Ay sitsiz ulan, at gibi karıyı kodun da onun bacağı kadar konuyu aldım, kodun yanına oturdum. Ulan nerede duydunuz be? Mahalle çalkalanır Yunus Efendi, mahalle. Ne olur be, manyadınız mı be? Demek kız kaçırdın, doğru. Ya Sultan, bak olay sandığın gibi değil, vallahi bak. Nasıl sandığın gibi değil lan? İşte gözümle görürüm kızı, daha ne sanacağım lan? Sultan, hakikaten olay bildiğin gibi değil. Lan Ayyaş, sen bir sus bakayım. Kızım, aha kız buradadır. Güz göre göre yalan söyler ha bu kara çocuk. Ya sen de ortalığı karıştırıp durma ya. Ben kaçırmadım. Kendisi kaçmış gelmiş sultanım. Bak, değil mi kardeşim? Söylesene hadi. Söyle kız. Söyle, söyle. Aa, sen bana ümit vermeseydin ben de kaçıp gelmezdim Ferhat. Bak. Ne diyorsun sen ya? Bir bekleyemedin değil mi? Gidin hemen kız kaçın. Tüm senin sevgine be. Tüm senin aşkına be. Tükür kız tükür. Bir durun be. Bir durun. Bir durun be. Bir durun. Ay abi bir dur be. Bir saniye Şahin'im. Ya çık dışarı kızım ya. Ya sen benim başıma bela mısın ya? Çıksana dışarı. Bela mısın sen başa başıma ya? Ya bela mısın be? Yanlışım var aslanım. Bela benim. Hem de kanlı böl. Sen benim kızımı nasıl kaçırıyorsun lan? Öldüreyim mi lan şimdi seni? He? Abici biz bu sülale değiliz. Çıkın şuradan. Gel lan buraya, kaldır beni. Gel buraya. Kaldır beni. Akka sen abi. Sen nasıl benim kızımı kaçırırsın lan? Akka abi. Abi ben ne? Kaçırmadım abi. Kendi kaşık edin bakmışsın. Yalan söylüyor baba. Akka abi. Niye kaçırıp getirdi buraya? Akka abi. Ne var? Bir kuru ipti lan. Bir tane ben izah edeyim. Çekil lan şuradan. Gel abi. Ulan sen nasıl benim namusumu ekelersin ha? Akka abi. Öldüreyim mi lan şimdi seni? Akka abi arz ediyor durumu. Çekil lan şuradan. Abi anlatamadım galiba. Namusumu kirletti baba. Evlensin benimle. Namusumuzu temizleyelim. Ne namusu temizlemesi? Ne evlenmesi ya? Hakkı abi. Burada bir yalan söyleme durumu var. Şuradan. Rezil tabii kızım. Püh. Görüyor musun neler etmiş gariban kızcağızı kız. Ulan hem namusumu lekeliyorsun hem de evlenmiyorsun ha? Saydırayım mı lan şimdi ağzına? Ha? Saydırayım mı? Abi. Hakkı abi. Evleneceğim. Kızımla evleneceğim. Kurban olayım, elinden bir kazanacak. Evlenmez, zorla mı ya? Evlenecek abi, bakma sen ona, evlenecek. Yarın nikah kıyıyoruz onu. Gördün mü kız? Tamam, tamam Hakkı abi. Gel kızım. Of. Çocuğa güvenme diye. Gördün mü? Adam kalkmış, gitmiş mafya babasının kızını kaçırmış. Hep senin yüzünden ana. Ne dersin kız sen? Ben mi gittim kaçırdım mafyanın kızını? Niye benim yüzümden oluyormuş? Senin yüzünden tabii. Vermedi beni Ferhat'a, vermedi. O da beni beklemekten uzattı. Gitti, elin kızını kaçırdı. Kız haydi, deli deli konuşma. Bak, bak kızım. Bunların sülalesinin ar damarında çatlaklık vardır.
Bunların kesin gidip bir kalp damar uzmanına görünmeleri lazım. Utanmaları yok ki bunların. Yok. Çok utanırım baba. Sultan'ın yüzüne bakamam artık. Uf. Gideceğim buralardan. Düğünden de, o mafya kızından da, her şeyden de kaçacağım ha. Ya bırak oğlum ya. Bunların hepsi mafya olsa ne olur. Gir. Aliş kapıya. Tamam. Kim acaba? Baba, baba, polis. İyi günler Yunus baba. İyi günler Salih. Ne oldu Salih? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yunus baba, komiserim seni karakola kadar çağırıyor. Bir mevzu varmış. Aa. Allah Allah, neymiş acaba be? Bilmiyorum. Yunus al gel dedi. Öyle gidelim bakalım. Evet. Ben de geleyim bari be. Baba ben de geleyim mi? Gel oğlum. Aa, nereye gidersiniz be hala? Ne oldu? Çekil ulan. Abi bir karakoldan çağırmışlar. Ulan Yunus. Dur ben de geleyim. Hırsızlık mı yaptın? Ulan gene hırsız. Oh. Tövbe tövbe. Ben de gireyim, bana eğlence olur be. Bekle ulan geldim. Luna Park'a gidelim zaten, gel. Komiserim, geçin. Hayrola komiserim, beni çağırtmışsınız. Evet, seni çağırttım da. Bunlar ne oluyor? Meraktan. E babamı yalnız mı bırakacaktık komiserim? Yunus, sen evlenmişsin ha? Öyle komiserim, ayıptır söylemesi evlendim. Pembeye inat, gebe genç bir kız aldık abi be komiserim. İyi alt ettiniz ulan, Allah'ın sahte romanları ne olacak? Gülseniz komiserim fıstık gibi gacıdır. Ya, Rus kızı komiserim, çok güzel bir kız hakikaten ha. Demek öyle. Öyle, bir tanedir benim karım. Açılmamış gül goncasıdır komiserim. Deli deli konuşma be. Ulan senin açılmamış gül goncası dediğin kız otelde yakalandı. Aa. Ne? Bulamaz. Ne dersiniz komiserim be? Nasıl olur? Mal gibi olur. Allah'ın safı seni. Dün gece aylak polisinin denetimleri sırasında yakalanmış. Üzerinde de evlilik cüzdanınız çıkmış. Demek o dedi yakalanmış. Allah büyük be komiserim. Ne yapsın kızcağız? Tabii. Girdik gecesinde artıkın. Yunus'tan umudu kesince kadın kendini vurmuş o yola. Nasıl olur komiserim? Bu kızın mesleği var. Halkla ilişkiler mezunuymuş kendisi, öyle dedi. Doğru. Halkla ilişkiler uzmanı ama bunun halkla ilişkileri biraz değişik. Yakın ilişkiler. Ayrıca Rus kızı falan da değilmiş. Sen ülmeyi bir komiserim be, gördünüz mü lan? Gördünüz değil mi? Değişik ilişkiler dedi, değil mi? Şimdi bu değişik ilişkileri nasıl oluyor bir tarif etsek komiserim? Ya. Pembe! Canım. Pardon canım. Bir ani keyiftir öyle de bacağımı şaşırdım canım. Şu başımıza gelenlere bak ya. Ya üzülme be abi be. Sen nereden bilecektik kızın ne olduğunu? Sen iyilik yapmak için yaptın. Kavun iyi ki baba kıçını koklayasın. Üzülme be Yunus baba. Ya bir dur be. Ya ne yapacağız be komiserim? Ne yapacaksınız? Yunus bir dilekçe dolduracak, diyecek ki, sayın hakim bey, ben salağım, beni kandırdılar, formalite evliliği yaptırdılar, beni boşayın diyecek. O salağın kısmını anladım da öteki tarafını anlamadım komiserim. Tam olarak ne yazacağım dilekçeye? Salih, gel Yunus denen şapşalın dilekçesini doldur. Canım benim, ne güzel dedi. Bu da mı gelecekti başıma? Rezil oldum, rezil. Ne yapıyor bu bey? Lan sus şimdi, sevdiğin numara yapma. Sırf parasını yemek için gittin o hayat kadınıyla evlendi. Tövbe tövbe, ne diyorsun lan sen? Baba, çaldır kapı, bulacağım. Yapmayın, ayıp baba, baba ya. Sus abla. Koşun, koşun. Yunus kodosu, yabancı bir karı getirmiş onu pazarlar. Ulan ben ya baba, baba, baba yapma ya. Ya. Baba yapma ya, pembe abla. Ya pembe abla yapma. Yapma ya. Komşular, bir de karısını koluna takmış, maliye getirmiş, ava yapan, karısını otelde basmışlar komşular. Ulan ben seni yedim. Ya baba ya. Ya baba yapmayın ya. Dur be baba ya. Baba. Yabancı, tüm o biçim karıları kakalayın Yunus'a. Kali, kakali, kakali, kamaya. Ulan sus be. Kakali, kakali, kakalayın Yunus'a. Ya böyle işte. Elif tutturmuş illa da kızımla evleneceksin diye.
Ya çok fenaymış ya. Ya bana esas koyan ne biliyor musunuz? Sultan inanmıyor bana. Hakikaten kızı kaçırdım sanıyor ya. Ya en çok o koyuyor işte. Ne yapsın kızcağız be Ferhat? O da şaşırmış tabii. Her şey üst üste gelir be. Yunus babanın davası yetmedi, bir de bu çıktı başımıza. Ne yapsak bilmem ki. Bir çaresi olmalı ama. Mekanlarını basalım abi. Saf mısın nesin oğlum sen? Görmedin mi akşam tabancaları? Adamlar mafya lan. Yanlışım varsa düzeltin ama o da doğru ya. Aa, bu sultan değil mi ya? Aa. Sultan! Sultan! Sultan bir saniye bir dinle beni be sultan. Bas git lan şuradan, namus fukarası. Sultan bir dinle. Bırak bir anlatayım her şeyi, sonra gene istediğini yap ya. Dinlemeyeceğim seni. Sultan ne olur dinle be. Bas git. Sultan sana derdimi anlatmadan peşini bırakmayacağım. Yunus, evsiz karıdan ayrıldın. Şimdi Ferhat başkasıyla evlenir. Sultanı kurtarırım ulan ondan. İşin terminatör ne olacak? Ruhsuz karı. Aman be abi. Ya, boş ver Yunus baba. Bak. Ne yapar Ferhat? Ben ne yapar ne eder seni alırım demedim mi? Mutlu olur muyuz peki sence biz? Nikahta keramet vardır derler. Hadi be. Evet başlıyoruz. Sevgili davetliler. Ferhat ve Ceyda isimli gençler evlilik maksadıyla belediyemize başvurdular. Durun! Durun dedim! Tapanca! Sultan! Kimse kıpraşmasın! Namus meselesidir bu! Kızım! Çekil! Baba! 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 Ha, namus meselesi ise başka. Bırak o silah, gözünü seveyim. İzah edeyim bak sultan. Neyi izah edeceksin lan? Suyu! Namusumu lekeledim. Şimdi beni bırakıp kaçarsın ha! Kız, seni de bir lekeledi bu. Gitti ulan benim dağ gibi kızım. Gitti ulan. Vay namussuz bana. Sultan, indir şunu gözünü seveyim ya. İndir. İndir kızım, indir. Yapma be sultan. Lan siz karışmayın. Halledeyim mi? Karışmayın. Rahat bırakın kızım. Son duanı et lan. Namusumu temizleyeceğim. Vuracağım seni. Şahanem, şahanem. Vuramazsın sen beni ya. Öyle mi lan? Al bakalım. Namusunu temizledim. Kardeşim. Bizim esas yapmamız gerekeni o ya. Yürü kızım. Yürü. Helal sen. Abi. Ah, ne yaptın be kızım? Nasıl beydin kız kurbeci çocuğa? Abi. Abi. Ala. 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 Ne diyorsun lan sen? Ala gittiler mi hakikaten ya? Vallahi. Da bu ses? Allah Allah. Ulan yoksa! Ya Allah sana diyorum ya! Ya gittiler mi adamlar ya? Ya saçmalamayın be! Ya ben ölmedim ki! Her şey numaraydı bak! Ferhat! Yoksa ben hiç kıyabilir miyim Ferhat'ıma? Bu ne biçim numara be? Ya baba, sultanla düşündük taşındık. Ya bu adamlardan ancak ölürsek kurtuluruz diye düşündük ya. Ama pembeden kurtulamayacak! Yapma kız be!